1600 yılında Londra'da doğan Edward Love, dağ yaşamının ilk yıllarında yan kesicilik yapmaya başladı. İleriki yıllarda ise topladığı çetesiyle birlikte yaptığı vurgunlar ile çok geçmeden zamanının en ünlü korsanlarından biri haline geldi. Love, korsanlık kadar acımasızlığı ile tanınmış biriydi. Efsanelere göre Love'un eline düşen mürettebatın dudakları kesilir ve pişirilerek kurbana yedirilirmiş. Love, yakalandığı bir fırtına sonucu tüm mürettebatı ile birlikte Atlantik derinliklerine gömülmüştür. İngiltere doğumlu Tew, çok büyük bir gemiye veya çok güçlü bir mürettebata sahip değildi. Fakat adını duyurmayı başardı. Zira kendisi az bir mürettebat ve zayıf bir gemiyle o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolü altında olan Kızıldeniz'e girmiş ve bir Hint ticaret gemisini ele geçirmişti. Bu vurgun ile Tew ünlü olmakla kalmamış, dünyanın en varlıklı korsanlarından biri olmayı başarmıştı. İlerleyen yıllarda Tew gücüne güç katmış ve kolay lokma diye gördüğü küçük ve yalnız bir Osmanlı ticaret gemisine saldırmıştır. Fakat çatışmada hayatını yitirmiş ve mürettebatı teslim olmuştur. Kaptan Jack, korsanlıktan çok kıvrak zekasıyla tanınırdı. Zamanında Charles Wayne isimli ünlü bir korsanın mürettebatına çalışmış, fakat daha sonra isyan çıkarıp geminin kaptanı olmuştur. Kaptan olduktan sonra o dönemin en ünlü iki kadın korsanı Anne ve Mary'yi de mürettebatına katılmaya ikna etmiştir. Ancak İngiliz yönetimi bu korsanın verdiği zararlardan dolayı o kadar çok sinirlenmişti ki üzerine bir savaş gemisi gönderip korsanı öldürdüler. Anne ve Mary'nin canlarını bağışlayıp hapse attılar. Hapse atıldıklarında ikisi de hamileydi. Arnavut Mami, Akdeniz kıyılarında korsanlık yapan bir denizciydi. Ama gerektiğinde Osmanlı'nın çağrısına uyup Osmanlı donanmasına da katılıyordu. Fakat Mami'nin hikayesini ilginç kılan şey, Don Quixote'un yazarı Cervantes'i esir almasıydı. Bir keresinde Sol isimli bir İspanyol savaş gemisini esir almış ve içinde bulunan Cervantes'i de hapse atmıştır. Cervantes serbest kalıp modern edebiyatın kuruluşu kabul edilen Don Quixote romanını yazdığında Arnavut Mami Osmanlı donanmasında amiral rütbesine kadar yükselmişti. Edward Teach, namı diğer kara sakal, her zaman trikorn şapka giyer ve girdiği tüm çatışmalardan önce Hint keneveri piposunu çıkartıp yakardı. Bu nedenle düşmanları onu görünce kafası duman tüten şeytan gördüklerini sanırlardı. Ayrıca kendisi son derece acımasız bir savaşçıydı. Kara sakalın ölümü ise para avcıları tarafından olmuştur. Başına oldukça yüksek bir ödül konulmuş, bu da onun sonu olmuştur. Listemizin içindeki en titiz ve kibar korsan olan Edward, içecek olarak rom yerine bir bardak çay içmeyi tercih ederdi. Esirlerini öldürmez, aksine serbest bırakırdı. Bir çarpışmadan sonra esir alınan İspanyol denizcileri öldürmeyi reddettiği için mürettebatı isyan etmiş ve kendisini Madagaskar'a sürmüşlerdir. Eski kaptan burada açlık ve sefaletten hayatını yitirmiştir. Bu korsanı diğerlerinden ayıran şey saldırı yöntemiydi. Çünkü kendisi gemilerden çok limanlara saldırmayı tercih ediyordu. Çoğu korsan gibi acımasız olan François, yakaladığı esirlerin kalplerini yiyordu. Ölümü ise kendisi gibi acımasızca oldu. Gemisi Panama kıyılarında karaya oturunca yerli halk tarafından katledildi. Kaptan Sao, korsanlık tarihinin en güçlü kadın korsanı olarak kabul edilir. Eski bir hayat kadını olan Sao, ilk başlarda evlatlık oğlunun mürettebatına çalışmaya başlamış, daha sonra ise kaptanlığa kadar yükselmiştir. Emrinde birçok gemi bulunuyordu ve bu gemilerle bölgesindeki neredeyse tüm sahil şehirlerine baskınlar yapıp vergi topluyordu. Çin yönetimi
Sao'nun bu faaliyetlerinden tedirgin olmuş ve kendisine yürüttüğü tüm faaliyetleri durdurması karşılığında genel af önermiştir. Ayrıca o zamana kadar çaldığı tüm para kendisinde kalacaktı. Sao teklifi kabul etti ve parasıyla bir genel ev açtı. Mürettebatı ise Çin donanmasına katıldı.